Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meselullezine tunfikuna emvalahum fi sabilillahi kemeseli habbetin enbetet seb'a senabile fi kulli sumulatin mi'atuhu habbe. Bismillah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ve ma tunfiku min şey'in fi فَاَنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 261. ayetinde buyuruyor ki, mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta 100 tane vardır. Allah kat kat fazlasını verir. O lütfu geniş olandır buyuruyor. Aynı şekilde Bakara Suresi 274. ayetinde Allah Azze ve Celle mallarını gece gündüz gizli açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. İşte onlara korku ve üzüntü asla yoktur diyor. Yine aynı şekilde kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 92. ayetinde de kardeşlerim, sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça asla iyiliğe eremezseniz buyuruyor. Her ne kadar harcarsanız Allah onu bilir diyor kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim, sohbetimizin mevzuu hayır yolunda, hayır işlerinde yarışmak kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında en başta Ebu Bekir radıyallahu anh'a ne yapıyordu? En son ne yaptı kardeşlerim? Malının hepsini Allah yolunda harcadı. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'a ne dedi kardeşlerim? Ben bugün Ebu Bekir radıyallahu anh'a geçeceğim dedi. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh'a malının yarısını verdi. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'a üçte birini verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'a hepsini verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Ebu Bekir, çocuklarına ne bıraktın dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh'a dedi ki, Allah ve Resulünü bıraktım. Kur'an ve sünneti bıraktım. Bu yetmez mi dedi kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahih hadislerinde, şeytan sizi fakirlikle korkutur diyor. Size cimri olmanızı sürekli telkin eder diyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerinden birisi de diyor kardeşlerim, insanların maddi durum olanların cimri olmasıdır diyor. Şimdi kardeşlerim, yine aynı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Müslüman kardeşi fakirlik içindeyken, sıkıntı içindeyken, darlık içindeyken, rahat bir hayat süren, maddi durum olduğu halde o kardeşini görmeyen, gözetmeyen iman üzere değildir diyor kardeşlerim. Yine kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kardeşlerim? Her gün iki melek iner. Birisi der ki, ya Rabbi, malını senin yolunda harcayana daha çok ver der. Öbür melek de der ki, malını kısan cimri olana da malını telef et verme der diyor kardeşlerim. Şimdi güzel kardeşlerim, sahabe çok cömert. Hazreti Osman radıyallahu anh'a bir savaşta 700 deveyi yükünle birlikte, deveyle birlikte, bütün ondaki tesisat ve bütün yiyecek içecek birlikte Allah yolunda hayrı harcayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kardeşlerim? Osman cennettedir, Osman cennettedir, Osman cennettedir diyor. Aynı şekilde Hazreti Osman radıyallahu anh'a Müslümanların hayrına olan ne yapıyor? Rume kuyusunu açtırıyor. Buna benzer birçok sahabelerin böyle hayır hasenatları var kardeşlerim. Onlar bir kardeşi, bir arkadaşı sıkıntı içindeyken asla rahat uyumuyorlar. Hatta sahabeden İbni Ömer radıyallahu anh'ın hanımı diyor ki, İbni Ömer radıyallahu anh'a her gün bir tane fakir gariban bir sahabe bulup onun ihtiyacını gidermedikçe asla uyumazdı diyor. Sahabeler böyle yardımlaşmıyor kardeşlerim. Şimdi ama ne yazık ki günümüzde bu yardımlaşma yok kardeşlerim. Günümüzde insanlar, herkes kendini düşünür olmuş. Aç, aç geziyor fakat tok onun halini anlamıyor. Komşusu aç, yanı başında kardeşi onu düşünmüyor. Ve daha nice insanlar var. Ne yazık ki hiç kimse kimseyi artık unutulur olmuş kardeşlerim. Oysa Allah Azze ve Celle bunu bizlere farz kılıyor kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ne oldu kardeşlerim? Bütün Medineli muhacirler, bütün Medineli sahabeler Mekke'den gelen muhacirlere
evini, kapısını, parasını, pulunu, her şeyini açmadı mı kardeşlerim? Kardeşlik bu değil mi? Kardeşlik nasıl olmalı? Bir gün Ebu Hureyre'den haya birisi geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın şanlı yiğidi, seninle dost, arkadaş, kardeş olmak istiyorum dediğinde Ebu Hureyre'den ha ne diyor? Biliyor musun arkadaşın kardeşinin hakkını diyor. Yo bilmiyorum nedir hak diyor. Diyor ki bana Kur'an ve sünneti anlatman. Bilmediğim konularda. Yanlış yaptığım konularda beni uyarman. Ve kendi altın gümüşünü benim saymam. Ben de seni sayacağım diyor. İşte kardeşinin arkadaşın hakkı budur diyor. Adam diyor ki ben o hakkı yerine getiremem diyor. Ne diyor Ebu Hureyre anha? O zaman sen benimle arkadaş olmaktan vazgeç diyor. Arkadaşlarım bunlar böyle samimi. Şimdi yani şey de yasak. Siz dersiniz ki belki işte toplumda çok dilenenler var. O var, bu var. Evet bu da yasak. Bu da Resulullah Aleyhisselam yasaklıyor. Yani Ramazan geldi mi işte Türkiye'deki gruplar, bu fırkalar kapı kapı dolaşıp yardım para istiyorlar baskıyla gibi. Bu olmaz kardeşlerim. Herkes kendi gönlünden arzu